zekayı temsil eden tarafımız. Yani insanlarda, çocuklarda, bebeklerde dış dünyayı içselleştirerek konuşmaya başlıyor. Yani dış dünyada olan biteni içeride düşünmeye başladığınızda, içeride kurmaya başladığınızda ne bileyim işte diyelim ki soba yandığında odanın ısınacağını anlamaya başladığınızda dışarıda olanlar sizin içinizde anlaşılır olmaya başlamış oluyor. Buna zihin diyoruz. Zihin bizi dış dünyaya tutuyor. Dış dünyayla bağımızı sağlıyor. Ne oluyor o zaman? İşte diyelim ki bir insanı 40 gün bir kapalı karanlık odaya bıraktığınızda o insanın yavaş yavaş dış dünyayla teması azaldığı için, dış dünyayla ilgili teması bozulduğu için hatta zihin de bozulmaya başlıyor onunla ilgili olarak da işte diyelim ki LSD'nin yaptığına benzeyen bir etki oluşturuyor yalnızlık. Bazı bilmiyorum seyredenleriniz olmuştur belki bazı filmlerde çok uzun tecritte kalmış olan insanlar, uzun süre hücre hapsi tek başlarına yaşayan insanlarda da çoğu zaman bir akıl hastalığı tablosu oluşuyor. Bir kısmı da zaten iyileşemiyor. Öyle kalıyor. Yani bu demek ki zihin elimizden alındığında bu sefer içerideki temel bozulmaya başlıyor veya bozuksa hemen o bozukluk kendini göstermeye başlıyor. Demek ki bizim hani meditasyon yaparken biz zihni durdurmak istiyoruz ama zihin bayağı bir iş görüyor yani. Bizi hastalanmaktan koruyor çoğu insan için böyle. Ama hani regresyon denen teknik yani şimdi ibadette de aynı şey veya işte meditasyonda bir kelimeyi mesela tekrar ederek veyahut da ne bileyim nefesini izleyerek veya herhalde yogada tamamen vücuda yoğunlaşarak zihni yavaşlatmaya uğraşıyoruz ve bunu becerebildiğimiz ölçüde ama bunun becermenin ölçüsü her insana göre farklı. Onun kendi gerçeğine, kendi gücüne, kendi korkularına bağlı. O nispette zihni durdurmak, yavaşlatmak ve derinleşmek mümkün oluyor. Şimdi şey vardır mesela hani ne anlama geldiğini bir söylemiş olalım. Mesela bazen televizyonlarda falan zikir çeken insanları görürsünüz. Değil mi? Zikir de böyle bir şey. Zikirdeki sallanma hareketi zaten içerideki bebeği uyandırmaya ve hani bir otistiklerde de görülür o. Yani anne karnında geri dönme ihtiyacı otistik çocuklarda dönme hareketleri veya sallanma hareketleriyle kendini gösterir. Çocukların ayakta sallanması veya işte ne bileyim çocuğu kucağa alıp zıplatmak, koplatmak falan hep onlar anne karnındaki bir bebeğin çeşitli duygularını anne karnındaki duyumları yeniden üretmeye çalışan ve ürettiğinde de bebek de gerçekten işte uykuya giriyor. Ayağınızı sallıyorsunuz. Uykuya giriyor veya işte salıncak falan. Dağıtlatıyor, sakinleştiriyor. Beden anne karnına geri döndürüyor. Anne karnının anıları çok iyi olduğu için. Sağlıksız olduğunu söylüyorlar ayakta sallayarak. Genel uyuşmanın fazla sarkarak beynine zarar vermek. Tarih boyunca böyle olmuş. Böyle biraz çok evhamlı insanlar olmaya sevk eden etkilere karşı birazcık dikkatli olup kapattık kendimizi. Yani aklınıza geldi ya on binlerce yıldır yapın bir şey olmamış da şimdi. Benimki de ne olacak? Peki, o çocuğunu bıraktım ama yani doğal gelen bir şey gibi
Alışsın, ne var? Neden acaba alışmasını istemiyor? Tabii onu bilmiyor. Rahatları kaçacak. İşte koyup yatağa bırakıyorlar ya, uyuma ya. Bir bakımda. Hani bırakıyor beşikte, şey. ağlasın. Acayip sonra şey. Alışıyor. Ayrı alışıyor odada. Diye bir şey yok. Güya. Esas kendini kilitliyor muhtemelen. Ya bebek şey oluyor, yani bebek ağlamak bebek için yardım isteğidir. Veya kendini duyurma, gösterme veya annenin içinde çocukla ilgilenme ihtiyacını uyandırmak üzere, değil mi? Projektif identifikasyon. Bebek kendi huzursuz tarafını anneye aktarıyor ve anne bebeğin huzursuzluğunu hissedip kalkıp bebeği işte sakinleştirmeye çalışıyor. Şimdi ağlamaya verilen reaksiyon, yani bebeğin huzurlu olmadığı, huzur istediği ve bunun için de bir emek gerektiği. Bebeğe eğer ağladığında anne herhangi bir reaksiyon vermezse, bebek anneden umudu kestiği için, bu çağrı karşılıksız bırakıldığı için bu çağrıyı silmeye başlıyor. O yüzden uyku eğitimleri falan, korkunç zarar. Yani onlar yani gelecekte hasta olacak. Hani teminden beri konuşuyoruz değil mi? Temelimiz ne kadar önemli? Temelde bir çürüklük varsa, yok depremden korkarız, kazadan şu. Yani o temeli mahveden bir şey. Peki neden fazla çocuk oluyor? Genel olarak anne ilişki kuramıyordur. Yani öfkesi fazla olan çocukla ilişki kurması için annenin kendisinin huzurlu olması lazım. Eğer çocuk öfkesiyle veya işte huzursuzluğuyla annede bir huzursuzluk oluşturuyorsa, anne yani bir insanın ilişki kurabilmesi için öfkesiz olması lazım. Anne öfkelenmeye başlamış oluyor. Ve o şekilde ilişki kurmaya çalışınca olmuyor. Olmadıkça problem büyüyor. Orada birinin devreye girip içinde öfke o anda bebeğe karşı hissetmeyen veya o ağlamaya karşı paniklemeyen birinin devreye girip anneyi biraz istirahate alması halinde çözülür ancak böyle. Yoksa kısır döngü olmuştur. Peki hocam, diyelim anne çocuğu bıraktı. Az önce dediniz ki o zaman çocuğun temeli, yani anneden umudu kesiyor ve temeli bozuk oluyor. Çok. Beni öyle mesela. Gerçekten bunun çok iyi bir örneği yani. Ben çok korkardım. Beni yatırırlardı. İşte korktuğum için çok ağlardı. Onlar da derlerdi ki aman ağlasın, biz hiç bakmayalım. Şimdi yetişkinliğimde de tabii çok ciddi korku problemi yaşadım. Daha az olmak gerekiyor. Yani bu bu temelin bozuk olması da bir örnek. Tabii ki başka örnekler de var. Bunlar da biz nasıl çalışmamızı öğreniyorsunuz? Yani çünkü temel bozuk deyince böyle çok şey oluyor insan. Hani, üzüldüm. Eyvah hayvanın. Yani üstüne kurduğunuz her şey aslında hani zeminde çok böyle sarsıntılı bir yere kurmuş oluyorsunuz. Yani siz ne tavsiye edersiniz? Ya bir kere her şey deyince genel olarak temel bozukluklarında zaten kişi çok tedbirlidir, temkinlidir. Kendini travmatize olabileceği durumlara sokmamaya uğraşır. Bir kere onu sürdürmek lazım. Yani o kendi korumak için yapılan çaba. Çünkü şöyle bir şey var. Travmalar genel olarak geri gidiş oluşturur. Yani içindeki travmalarda olan içerideki o örtük veya ruhsal alana girmemiş olan öfkenin bir kısmı travma sırasında tekrar ruhsal alana girer ve nasıl ergenlik çağı çocuğu dedik Allah kulak olur ergenlik çağına girdiği zaman yeniden bir Allah kulak olma dönemi yaşanır. Dolayısıyla her şeyden önce bir kere gerçekten biraz korkak, biraz ürkek ve biraz çekingen birisi olmaya razı olmak lazım. Tamam mı? Onlar kendini korumak için gerekiyor. Arkadaşlar çok korkak derler. İyi bir şey. Yani sen kendini öyle koruyorsun, tamam mı? Bir de bu tip şeylerden yararlanırsın. Ama böyle hani ne bileyim yapay olmayan yollardan, tabii yollardan, kendi gücüne göre yavaş yavaş derinleşmeye razı olup
bence sen farkında olmadan kendin için yapabileceğin en iyi şeyleri yapmaya çalışıyorsun zaten. Yaptığın şeyleri nedenini anlamaya çalışırsan orada sistemin, senin sistemini nasıl seni korumaya çalıştığını görürsün. Ona saygılı ol. Onunla kavga etme. Eğer kendinle kavga ediyorsan, o kavgadan kurtulursan şeyin büyür, hızlanır. Temelini sağlamlaştırır. Tamam. İnsanlar çoğu zaman yanlış şeyler için mücadele verip de kendilerini yıpratırlar. Hayatlarını zorlaştırırlar. Bari onları yapma. Zaten bir hayat bir şey vermiş, bir zorluk. Onu arttırmanın gereği yok. O zaman mı? Yani korkuyu yenmek için bu oyuna yapılan çalışmalardır. Yok korku yenme programları falan filan, korkunuzu aşın falan şeyleri. Çok da böyle aslında hani korkuyla barıştıran, kendimizle barıştıran bir yer tutmuyor. Tabii ki. Ama hazır olunan bir an gelebilir yani, değil mi? Efendim? Hazır olunan bir an gelebilir yani. Neden korktuğunu, korkmağın anını nasıl verdiğini falan, bunları anlamlandırdım, bunları fark ettikten ve ikinci kişisel olarak düşündükten sonra o tür programların bir faydası olabilir. Genel olarak o tip bu tip programlar, mesela eskiden davranışçı terapi olarak çok fazla uygulanırdı. Ve o uygulamalar sırasında daha büyük problemler çıkar ortaya genel olarak. Yani diyelim ki gelen insanların yarısı aşabiliyorsa, yarısı da problemler şekil değiştirerek, biçim değiştirerek, hatta ağırlaşmış olarak devam eder gider. Zaten o yüzden onların artık pek fazla itibarı kalmadı. 70'li yıllarda çok yaygındı. 70'li, 80'li yıllarda davranışçı terapi kalmadı. Bir yere varmıyor yani. O zaman korkuyu fark etmenin dışında başka bir şey yok mu? Yani şöyle, mesela diyelim işte benim böyle hastalarım var. Mesela büyük bir ruhsal travma yaşamış. Hı hı. Mesela şehir dışına çıkamıyor. Veya hatta beni tanıdığı, bildiği bir ortamın dışına çıkamıyor. Çıktığı zaman korkmaya başlıyor. Veya ne bileyim işte gemiye binemiyor. Uçağa kesinlikle dinlemiyor falan. Bu tip durumlarda mesela diyelim ki yanında eşiyle binebiliyorsa motora, işte diyelim Beşiktaş Üsküdar arasında uzun bir zaman eşiyle beraber gitmesini tavsiye etmek gerekiyor. Yani korkuları olduğu gibi kabullenip onu hayatının bir parçası yapmak yerine o korkuları hafifletecek, o korkuları daha az etkili olacak yollar, yöntemler ve insanların desteğiyle aşmaya çalışmak lazım. Mesela travma yaşamış olan bir insan tamamen korkuları tarafından yönetilirse evden dışarı çıkmaz yıllarca. Tamam mı? Bir süre sonra da zaten sosyal kabiliyetlerini kaybetmeye başlar. Bu sefer de o sebeple çıkamaz. İnsanların yanında kendini rahat hissetmediği için. Elimi koyayım mı, ne kolumu nereye koyacağımı bilemiyorum demeye başlar. Tamam mı? Dolayısıyla bir şeyler yapmak gerekiyor. Ama nasıl bir çocuk yürümeye başladığı zaman ya tay tay yapıyorsunuz ya işte arkasından düşmesin, kafasını gözünü dağıtmasın diye tedbirli, temkinli davranıyorsunuz veya bir yerlere tutunmasına izin veriyorsunuz. Aynı şekilde yavaş yavaş davranmak lazım. Böyle yapın. Muhtemelen öyle yapıyorsunuz. Böyle devam edin. Ama tabii ki korkuya teslim olmak ve tamamen korkunun sizi yönetmesine izin vermek de yavaş yavaş bütün hayatınızı yaşanamayacak veya kalitesini çok düşürür. Yani demek istediğim şey bir problemi önce kabul etmek gerekiyor. Bir problemle kavga etmeyi bırakmak gerekiyor. Ondan sonra onu kabul ettikten sonra makul, sağduyulu ve sevecen bir şekilde o problemi geride bırakacak yollar, yöntemler bulmak gerekiyor. Anlaşılıyor değil mi yani öyle? Ama öyle
yok ben işte bilmem ne korku yenmek, ona kafa göz yarıyor. Kaş yapayım derken göz çıkartıyor. Olmaz. Olduğunu zanneder insanlar ama olmaz. Yani çok dindar insanların daha az korkusu olur diye bir şey yok. Çoğu zaman zaten çok dindarlık çok korkmaktan kaynaklanır. Tabii. Elbette. Ama başka bir konu. Dedim bir şeyden bahsetmiştiniz. Bebeğin hani dürtülerinin ne olması, onun da başka yerlerde kaldı. Sen de kıçta kaldı, sorusu vardı. Ve sağlıklı bir bebeğin büyümesinde cinsel tarafa kayar ve orada sevgi ile sağlıklı bir şekilde sevgiye dönüşür, devam eder diye bir yerde kaldı. 2,5-3 yaş civarından sonra. Bu bebek böyle büyüdü, bebek büyüyor işte. Yani adam büyüdü. Dürtülerin de nerelere gittiğini merak ediyorum. Hala cinsel dürtüyle hareket eden bir sürü insan var. Hatta ilişkileri böyle kurgularda temel bir dürtü ama o ilişkinlerde nerelerde? Eğer bir erişkin bütünüyle iyi bir annelik babalık ortamında büyüdüyse dürtüler cinsel bölgelerde olur, erkeklerde. Tamamen cinsel bölgelerde. Kadınlarda birazcık şöyle bir şey var. Kadınlarda dürtü daha çok vücutta kalır. Yani kadında kalan dürtü, vücudunda kalan dürtü erkeğinkinden çok daha fazladır. Bunu açıklamak için söyledikleri şey. Galiba çocuk kendi çükünü görüyor, tamam mı? Ve onun dokunabiliyor ve onunla oynuyor. O dürtülerin oraya hareketini kolaylaştırıyor. Vücudundaki dürtünün daha fazla cinsel bölgelere gelmesini sağlıyor. Kız çocukta dürtüler çok daha fazla vücutta kalır. Zaten kadınların birazcık daha görünüşlerine ilgili meraklı olmaları, işte vücutlarını daha güzel tutmaya çalışmaları falan. Yani bu çok abartılıysa zaten orada çok rahat bir şekilde görülür. Bu insanın dürtüleri büyük ölçüde vücudunda diye. Ama sağlıklı bir bireyi kastediyoruz değil mi? Tabii. Bu kadını sağlıksız yapmaz. Yani ki... cinsel haz azalır. Yani kötü bir şey değil. Cinsel hazın, dürtünün vücutta kalmış olması, ön sevişme denen şeyin çok ağırlık taşımasına, çok öne çıkmasına, ihtiyaç duyulmasına sebep olur. Ama bu da bir varyasyondur yani. Kötü, iyi diye bir şey yok. Ama böyle bir ihtiyaç olur. Hatta bir de şu var. Diyelim ki dürtü, vücuttaki dürtü çok görünmek isteyecek şekilde hayata sokuluyorsa, cinsel hayatı zayıflatır bu. O yüzden söylenir hep, işte mankenlerin cinsel hayatı sönük olur diye. Öyledir. Dürtünün nerede kullanıldığına bağlı. Görünmek için mi kullanılıyor? İşte cinsellik olarak yaşanmak üzere mi kullanılıyor? Bir sevgi ilişkisinde mi kullanılıyor? Lanet dahil mi kullanılıyor? Bunlar dürtüsel kapasiteyi veya alınan hazzı muazzam etkileyen şeyler. Kadında, normal kadında, dürtü. Vücudunda ve cinsel bölgelerinde olması lazım. Yani erkeklerde cinsel bölgelerde çok daha fazla olur. Eğer gelişmesi normal olduysa. Yani aslında o yüzden erkek direkt hardcore girebiliyor ama kadın biraz daha korkuyor. Evet. Peki acaba ne zaman cinselliği keşfetmek, hani işte mastürbasyon gibi şeyler hangi yaşta normaldir kızlarda, küçük kız çocuklarda ve bu görülürse devam et mi demek gerekiyor ya da ne demek doğrusu yani hani engellememek ya da bir korku yüklememek ya da bu yanlıştır bir ayıptır. Yani ergenlik çağında özellikle erkek çocuklar için dürtüler çok büyük sorun yaratır. Erkek çocukların çünkü dürtülerine fazlasıyla dış dünyaya yönelik olduğu için yani erkek çocuğun dürtüsü çok fazla dış dünyaya dönük bir dürtüdür ve anneye ve kız kardeşlere gitme istidadı çok yüksektir. Tamam, dolayısıyla çocuk 13 yaşında bir erkek çocuğu düşün. Daha onun yeterliliği
herhangi bir kız arkadaşla bir ilişki oluşturması, onun sorumluluğunu üstlenmesi falan mümkün olmadığı çağlarda dürtü mecburen kendi annesine veya kız kardeşlerine gider. Tamam. Dolayısıyla çocuk fellik fellik dürtülerini anneden veya kız kardeşten, aile içinden kaçırmak için kendini dış dünyaya atar. Arkadaşlar bilmem neler arara gürere falan ve günde 3-5 kere mastürbasyon sırf dürtü anneden uzaklaştırılsın diye. Yani çok trajik bir şekilde yaşanır aslında ergenlik çağı ilk yılları erkek çocuk için. Dolayısıyla erkek çocuğun bütün derdi aslında o dürtünün yükünden kurtulmaktır. Sonra yavaş yavaş işte ilişkileri stabilite kazandığında yavaş yavaş işte platonik aşklar başlar falan ve o şekilde aile içerisinden kurtarır dürtüsünü. Şimdi kız çocukta dürtü daha çok vücutta kaldığı için erkek çocuğunki gibi bir büyük tehlike oluşturmaz. Dolayısıyla kız çocuğunun bir an önce kendine arkadaş dünyası bulup bir an önce arkadaşlarıyla birlikte olmak gibi bir derdi yoktur. O daha çok aileye bağlı kalır. Yani erkek çocuğun hızlı bir şekilde kendini aileden kopartma ihtiyacı kız çocukta yoktur. Kız çocuğu tabii kendine arkadaş, dost dünyası oluşturmaya çalışır. Ama erkek çocuğun ki bir aciliyet taşımaz mı? Kız çocuğunun mastürbasyon çocuklarda kız ya da erkek ayırt etmeden bir kere ergenlik çağına gelmeden önce bayağı sık rastlanan bir şeydir. Genel olarak da anne eksikliğinin yerine çocuğun koyduğu bir şeydir. Yani genel olarak çocuk aile içinden ihtiyacı olan yakınlık, sevgi ve onu hayata bağlayan bir şey eksik kaldığında kendi vücudunu kullanarak o eksiği gidermeye çalışır aslında. Yani çocukluk mastürbasyonu bir şeydir. Çocuğu depresyona girmekten korunmak için bulduğu bir yoldur. Dolayısıyla depresyonun sebebi de anne eksikliği veya aile içerisindeki gerginlik, huzursuzluk falan olduğu için durum budur. Ve tabii ki kız çocuğun da erkek çocuk gibi bir mastürbasyon yapma eğilimi vardır ama eğer mesele anne eksikliğinden kaynaklanmıyorsa, ergenlik çağının uyanan dürtüleriyle ilgili ise zaten kız çocuk erkek gibi bir ihtiyaç duymaz. Erkek çocuğun gibi bir ihtiyaç duymaz. O düzeyde yani yakıcı bir ihtiyaç duymaz dürtülerden kurtulmak için. Ayrıca yani kız çocuğun dürtüsel ihtiyaçlarında bir tamamlanma arzusu çok büyük olduğu için yani kız çocuğun cinselliğe yönelimi, daha doğrusu dişil enerji aslında dolmak isteyen, içi doldurulsun isteyen bir enerjidir. Bir içini dolduran ve onu tamamlayan bir şeyi isteyen bir enerjidir. Birazcık bebeklerin yemek yerken haset ettikleri bir şeyi içlerine alıp onunla doymak, onunla tamamlanmak istemek gibi bir içeriği vardır dişil enerjinin. Erkek de bir şeyin içini doldurmak isteyen ve doldurduğu şeyin sahibi olmak isteyen bir enerji taşır. Yani eril enerji, dişil enerji tam birbirini tamamlayan, aslında birbirine benzemeyen, birbirini tamamlamak gibi bir içeriği olan bir enerji. Kadın erkek farkının silinmesi, kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara benzemesi dürtüsel çekimi azaltır. Tamam, çünkü dürtüsel çekim ne kadar birbirini tamamlama eğilimi varsa o kadar yüksek olur. Ne yazık ki dünya bizim Zeynep Hanım da bilir, bizim çağımız aşk çağıydı yani. Bizim zamanımızda dünyadaki en önemli şey aşktı. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Başka şeyler önemli oldu. Bence bu birazcık da şeyden kaynaklanıyor. İşte aradaki birbirine benzemeye başlamaktan kaynaklanıyor. Kadınlarla erkekler. Yani en önemli şey aşktı değil miydi? Bence öyle olması lazım. Yani bu dünyada yani eğer bir insan işte
annesinin kucağına, annesinin memesine doğup onunla beraber şekilleniyorsa, değil mi? Onu anlatmaya çalışıyoruz hep. Bütün ihtiyaçları bir insanla ilişkideki yakınlık üzerine oturur. O insanın sevgisi, onu görmesi, duyması, anlaması, değer vermesi, hayatında bir yer açması, değil mi? Bunlar bir insanın temel ihtiyaçları. Neden temel? Çünkü bebek olarak doğduğumuzda bu ihtiyaçlar ister istemez anneyle deneyimin içinde oluşuyor. Ve hiçbir zaman yok olmuyor. E şimdi sen bunları arkanı dönüp, işte ben çok iyi para kazandığım zaman mutlu olurum. Veya şu cep telefonu alsam ah ne mutlu olacağıma kaydıysa iş, insan kendine yabancılaşıyor demektir. Hocam biraz, yani biraz değil, çok alakasız bir şey soracağım ama. Yas tutmakla ilgili. Yas tutmakla ilgili soracağım. Şeyi fark ettim, yani hiç yas tutmadı ama işte yok sadece olamaz. Yas nasıl tutulur? Ne kadar tutmak gerekir? Onun bildiğine bir şey var mıdır? Yani yas tutmak, yas tutmak tabii yani çok önemli bir şeydir. Senin hani tavsiyeyle ya da hani ben yas tutayım, ne yaparsam yas tutarım demekle olacak bir şey değil. Yani demek ki sen bir varlık senin hayatındayken senin için onun bir anlamı oluyor. Sonra hayatından çıktığında sen ona yüklediğin anlamı ondan çekmek istiyorsun. Çekiyorsun. Tamam mı? Yani dolayısıyla şimdi yas denen şey bir insana bağlı, bir insana yönelmiş olan yatırımımızın ihtiyaç kısmının çekilip sevgi kısmının kalmasıyla biter yas. Yani bir insana duyduğumuz sevgi kalır ama ona duyduğumuz ihtiyaçtan kurtuluruz. Ona duyduğumuz ihtiyacı da başka bir insana kaydırırız. Yani yas denen şey bu özetle. Sevginin kalması, ihtiyacın bitmesi. Tamam, şimdi sevginin kalması aslında içimizde ölen veya giden ayrıldığımız insanla ilgili bir fakirleşmeyi engelleyen bir şey. Birisi gidiyor hayatımızdan, tamam mı? Ona duyduğumuz sevgi içeride kalıyorsa o bize eklenen bir şey olur. Bizim kapasitemize eklenen bir şey olur. Ama ihtiyaçlarımız ona bağlı kalıyorsa acı çekiyoruz zaten. Tamam mı? Dolayısıyla süreç bu acı veren kısmı geride bırakılıp o sevginin kalması, o insanın bizim dünyamızdaki zenginleştirici etkisinin zarar görmemesi. Yas bu ama bu senin elinde olan bir şey değil. Ama şuna dikkat et, birazcık fazla kibirini, gururunu öne çıkartıyorsan ne bilir bunun sana zararı dokunduğunu algıla. Tavsiye ederim. Veyahut da ne bileyim işte diyelim ki yası mesela bozan, engelleyen şeylerin en başında öfke gelir. Öfkenle çalış. Yani öfkeni yakalamaya, bulmaya, adını koymaya uğraş. Yani ölen insana da ilk tepki çoğu zaman büyük bir öfke duymaktır. Beni niye bıraktın diye. Niye öldün diye. Bunu aklımız veyahut bunu içimizdeki erişkin ve içimizdeki çocuk ölene kızar. Niye beni bıraktın diye. Dolayısıyla o öfkeyi falan tanımaya çalış. Yani hele bir de çünkü yas sadece ölümde olmaz. Her ayrılık bir yas tutturur. Anladın mı? Böyle bir şey yani. Ben bir şey söyleyeyim. Aşkın temel olduğundan bahsettik. Önemli şey oldu. Yani eğer bir erkek bir kadınla bir erkekle tamamlanacaksa tüm o merkezinde kalma, kendini tam bir bütün hissetme çabaları ne oluyor? Ne oluyor? Bu bir dişil enerjiyle eril enerji o şekilde buluşmuş oluyor. Cinsellik içerisinde zaten bu yaşanmış oluyor. Yani gerçekten insanların birbirine yatırımı büyükse ve kendi engelleri yoksa cinsellikle ilgili, kendi engelleri aşıldıysa, aşılmışsa, cinsellik sırasında zaten bu oluyor. İki enerji birbiriyle birleşiyor ve ortaya iki insanı da mutlu eden bir şey çıkıyor. Hatta belki o çıkan şey bir de çocuk getiriyor.
Dolayısıyla yani zaten böyle bir şekilde yaşanmış oluyor. Ama şunu demiş oluyorum. Yani bir insanın başka bir insanla tamamlanma arzusu sadece cinsellik içinde değil, hayatın içinde de diyelim ki seni senin kendini koruyabileceğinden daha iyi koruması. Diyelim ki sana sahip çıkması. Diyelim ki onun yapamadığı, beceremeyeceği bir şeyleri senin zevklerin daha gelişmiştir, becerilerin daha gelişmiştir belli alanlarda. Senin de karşındaki insana bunu sunuyor olman. Yani senin yapamadığın şeyleri onun yapıyor, senin onu yapamadıklarını senin yapıyor olman, o tamamlanma ilişkisini hayatın içinde yeniden üretme anlamına gelir. Eski sistem böyleydi. Hani biz çocukluğumuzun yaşandığı sistemde insanlar birbirlerini tamamlarlardı. Ve aşk da vardı. Şimdi onu söylüyorum. Tamam mı? Şimdi öyle her şey, bu çamaşır makinesi var efendim, ne bileyim ben işte hazır yiyecekler var, lokantalar var, şudur budur. O eski birbirini tamamlama şeyi kalmadı. Bu bir şey, bir sürü şey kaybettirdi. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Tamam mı? Yani bir insanlar mesela ne bileyim cep telefonu, akıllı cep telefonları. Bir şey değil mi hayatımıza? Bir şey. Teknoloji. İşte rahatlık, kolaylık. Ama ona bir yatırım yapıyorsun. O yaptığın yatırımı nereden çekiyorsun? Bir yerden çekiyorsun. Bir sürü insan için vücudu gibi, eli kolu gibi o kadar fazla önemli. Kaybolduğu zaman, kırıldığı zaman sevdiği birini kaybetmiş gibi oluyor. Demek ki büyük bir yatırım yapılıyor. Peki bir yerden çekiliyor onlar. Yani bizim burada anlamadığımız o. Bir şey, yeni bir şey geldiği zaman o eskilerden çekilecek. Biz her yeni gelenin enerjisiyle birlikte geldiğini zannediyoruz galiba. O yüzden bence bir yandan şikayet ediyoruz hayat dolu diye. Bir sürü insanı ben dinliyorum. 70'lerin, 80'lerin şarkılarından işte o bilmem o zamanki parçalardan daha çok hoşlandıklarını, oradaki duygunun onlar iyi güzel de yani onların olduğu dünyada işte akıllı cep telefonu yoktu, bilmem hazır yiyecekler yoktu falan filan. O başka bir paketti yani. Ben bu paketin burasını alayım, burasını al, öyle bir şey yok. Peki, bitirmeden önce şu regresyonla ilgili konuşacaklarımızı tamamlayalım da öyle bitirelim. Tamam, onu söyleyeyim. Hani bize bir teklif falan söylemek istiyordunuz, onu söyleyeceğimiz. Yani regresyonda şu, bir kere her şeyden önce dediğim gibi bir kere en bu işin en temel yolu hakikaten demin konuştuğumuz mevzu. Yani hayatı öyle yaşayın ki zaten hayat tarzınız sizin belli şartlarınızı uyandırıyor olsun ve de o sizi çok daha pozitif enerjili bir insana dönüştürsün. O mutlaka hayat tarzıyla çok bağlantılı bir şey. O bence işin esası, temeli. Zaten bütün bu tip uygulamalarda bir de bunun bir hayat görüşü, felsefesi vardır. Felsefesi niye var? İşte bu kısmı, yani diyelim burada yoga yaptınız, enerjiniz yükseldi. Çıktınız dışarı, 15 dakika sonra harara görere işte havaydı, güzellikti, oydu, buydu, paraydı, buldu derken o enerji gitti. Yani şimdi değil mi? O zaman ne oluyor? Sizin hayatınızda burada oluşturduğunuz enerji gerçek anlamda bir katkıda bulunamıyor. İşte o yaşadığınız an içerisinde bir değeri var ama arkası gelmiyor. Değil mi? Dolayısıyla bir kere her şeyden önce o oluşturulan enerjiyi doğru kullanmak veya hayatı o yeniden pozitif bir enerji oluşturabilecek şekilde kurgulamak önemli. Bunu altını tekrar çizmek istiyorum. Ondan sonrası dediğim gibi işin esası ve prensibi bir kere insanın ruhsal yatırımının dünyevi şeylere çok yönelmemiş olması. Para, bu, şan, şöhret, güzellik, şu bu falan eğer bir insanın hayatındaki en önemli amaçlarsa ruhsal amaçlar arka plana geçmek zorunda kalır. Dolayısıyla bu bir bakıma bir seçimdir. Yani nasıl bir seçim? Çirkin mi olmamız lazım? Hayır, çirkin olmamız lazım değil. Ama hayatınızı işte aman güzelliğim nasıl bozulmasın, birinci önceliğim bu diye yaşıyorsanız o zaman bu alan size açık bir alan olmaz. Bu alanda bir yere gitmeniz mümkün olmaz.
Yani çok fazla dünyevi olmak ruhsal alana yatırımı azaltır. Dolayısıyla bütün bu tip şeyler insanlara işte paradan, puldan, şandan, şöhretten, şundan, bundan, dünyevi olan şeylerden kaçınmalarını öğütler hep. İkisi beraber olmaz. Ya zaten o mütevazileşme falan dediğimiz şeyde zaten işte bir takım dünyevi ihtiyaçlara duyulan ihtiyacı azaltır. Yani bir kere böyle bir temel. Yani doğru bir hayat, doğru bir var olma biçimi, doğru tercihler gerekiyor. Ondan sonrasında işte teknikte buna uygunsanız, yani ruh haliniz, ruhsal yatırımlarınız, sizin zihninizi yavaşlatmanızı sağlayabilecek biçimde o kurgulandıysa, bu hayat tarzı, çerçevesi içinde, o zaman işte yavaş yavaş regresyona girmeye başlarsınız. Bence hemen hemen hepsinde aynı şey yapılıyor. İşte zihni durdurmak için veya başka bir şeyle boyalamaya çalışılıyor. Veya işte ama zihin önemli bir şey. Veya işte tekrar bebekliğe inebilmek için işte zikir çekilirken hem bebek uyandırılıyor içerideki sallanma hareketleriyle, hem sürekli bir kelimeleri tekrar ederek zihin onlarla meşgul edilmiş oluyor. Efendim, ya ben ne yapıyorum? Ben aslında uzanıyorum. Yani düz bir şekilde uzanıyorum. Yatabileceğim rahat bir pozisyonda oluyorum. Başlangıçta dikkatimi kendi kalp atışlarıma yönlendiriyorum. Sonra yavaş yavaş içimdeki duyguyu takip etmeye başlıyorum. Ve o duyguyu bir düşünce olarak değil, duygu olarak daha fazla deneyimleyeceğim bir duruma girmeye uğraşıyorum. Yani birazcık şöyle bir şey, ne kadar hakikiyseniz, ne kadar hakiki olabiliyorsanız, o kadar bence regresyonla da derinleşebiliyorsanız. Hakiki olmanın en iyi yolu da, içinizdeki duygu neyse, o duyguyu, o duyguyla temasınızı güçlendirmek. Ama diyelim ki bir insanın işte çok öfkesi varsa, acaba o öfkeyle çok temaslandığında ne olur? Sanıyorum korkusu artar. Onun pek öfke olmaması lazım ama eğer öyle bir öfkeyle çok özdeşleşiyorsanız, bütünleşiyorsanız, hakikileşiyorsanız, bence o gün meditasyona uygun değilsiniz. Her gün, her zaman olacak diye bir şey yok. Şöyle bir şey oluyor, pardon, endişe oluyorsa, yani korkuyorsa, hazır olmadığın bir derinliğe iniyorsun. Çok zorlama kendini. Biraz daha sabırlı ol. Zamana yay. Hem veya iyi olduğun günleri ayırmaya çalış. Daha huzurlu olduğun günleri. Eğer tek başına yapıyorsan. Ama tek başına yapmak zorunda değilsin. Başka insanların arasındayken daha güvenli olursun. Başlangıçta başka insanların yanında denemek, grup meditasyonu yapmak bence çok daha mantıklı. Özellikle benim bazı zorluklarım var, korkularım var, endişelerim var diyen insan için. Grup daha bence güvenli bir ortam. Sonra ne oluyor? Sonra eğer becerebiliyorsanız hakiki olmayı, zaten şey, renk değişmeye başlıyor. Bir kere gözünüz kapalıyken ortam mavileşmeye başlıyor. Bir koyu bir maviye dönüyor. Zaten eğer bunlar oluyorsa bayağı içinizde büyük bir sevgi hissetmeye başlıyorsunuz. Orada kalıp dinlenmiş çıkabilirsiniz veya oradan devam ederseniz daha şeylere gidiyorsunuz. Daha derinlere gidiyorsunuz. Bunları hatırlamıyorsunuz genellikle. Bazen size söylenen bir şeyler olarak aklınızdan gelebiliyor. Yani öyle şeyler de olabiliyor. Bazen eski hayatlara gidiliyor. Bir bakıyorsunuz, kalkıyorsunuz. İşte bir orta çağ resmiyle çıkıyorsunuz. Falan öyle şeyler oluyor yani. Ama bunlar nasıl, bence bir bütün mesele ortamı, hayatınızı doğru kurmak. Çünkü dediğim gibi, o kitapta da çok iyi dendiği gibi,
Bir şey yapmadan gelebiliyor zaten. Bir şey, sizin bir şey yapmanıza gerek yok, gelebiliyor. Siz şimdi burada bir pratik içindesiniz. Bir de bunun yanına bir böyle bir doğru bir hayat ekleyebilirseniz gelir, merak etmeyin. Ha, onun bence kesinlikle kapasiteyi arttırıyor. Ve tabii şöyle bir korkusu oluyor insanın. Onu hiç kaybetmek istemiyorsunuz. Kaybetmek istemediğiniz için de kendi disiplininizi hiç gevşetmiyorsunuz. Hayatınızdaki iyi oluyor. Ben bir şey sormayacağım. Eğer şeyse, insan o ilk başta bahsettiğimiz hayatını doğruda tutmak konusunda daha çaba gösteriyor vaziyette ise, ama işte yalan söylüyor yine. İşte yine mesela kolayına kaçabiliyor falan. Ya bu tarz eğilimleri ama görüyor ama yapıyor bunu. Neyse, böyle bir durumda meditasyona okumayı denemesi, mesela bir mantra falan kullanması, inanacak mı ya? bir mantra falan kullanmayı denemesi. Yani en azından azıcık da olsa bir dakika. Ali. Bak şu an herkesi engelliyorsun. Beni de konuşmamı engelliyorsun. Yapma, bir dakika bekle. Bekle. Herkes dışarı çık o zaman. Hayır, burada kalma lütfen. Hadi bakalım. Dışarı çık. Şimdi eğer şey yapabiliyorsan oturduğunda bir miktar öfkesi azalıyor seninle de. Böyle ilerlemesi bana öyle geliyor ki, yani doğru muyum yanlış mıyım, ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Hayatını doğru tutamıyor ama oturuyor bir miktar işte şey hissediyor. Hani küçük de olsa o sağlık hissini veya işte kendiyle biraz daha huzurlu bir yer olabileceğini falan belki aylar sonra veya seneler sonra hissediyor. Bunu yapmaya devam etmesi sanki hayatını biraz daha olumlu anlamda, yani doğruya getirmesine yardımcı oluyor. Hayatı doğruda tutmaya çalışması da meditasyona yardımcı oluyor diye düşünüyorum. Aynı fikirde misiniz? Aynı fikir. Yani hiçbir şey birdenbire olmaz. Hiçbir şey, hiç kimse anasının karnından her şeyi bilerek doğmaz. Evet. Her şey yavaş yavaş öğrenir. Sabırlı olmayı. Bu dediğin gibi bu önemli bir şey. Bu çaba. Bir günde tabii ki insan çok dürüst olmayı, çok güçlü olmayı beceremez. Ama o yola çıkmak. Önemli olan o. Yola çıkmış o. Yol sizi götürür. Dolayısıyla yolda olduğunuzdan emin olduğunuz süre içerisinde dert etmeyin yolun neresindeyim diye. Yani o yol sizi götürür. O tekniklerin yani daha o seviyeye gelmeden verilmesi bir insana acaba nafile bir çaba mıdır? Yo, işte konuştuğumuz gibi o insanın içinde zaten kendini koruyan bir sigorta var. O sigortayı düşman zannetmeyin. O sigortayı bak işte ben bu işte aklıma bir şeyler geliyor da olmuyor falan zannetmeyin. O sigorta sizi korumak için var. Hiç dert değil. Gücünüz arttıkça sigorta daha amperi yükselir, daha fazla dayanıklı olursunuz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş olur. Öyle olur bu işler. Ben şimdi aslında bilmediğim bir şey soracağım. Yani doğru bilmediğim için bu kadar kısım bir şey soru olur. Olsun. Arkadaşlarım şimdi, izin veriyorsa mesele yok. Böyle bir şey dedi, korku dedi, işlerden bahsettik. Anne karnımın da regresi olmaktan bahsettik. Bu arada çok duyduğum bir şey var, o yüzden soruyorum. Birkaç arkadaşımdan alıyorum. Regresyon terapisi, bunlar ilgili bir şey mi? Hayır. Farklı bir şey. O çok ben bilmiyorum. Birkaç insandan ben de duydum. Ne demediğimi ben abuk sabuk işler. Geçmiş yaşamlarına falan döndürüyorlar. Evet yani ben. Böyle insanlarla ne bileyim işte böyle enteresanlık. Bence öyle şeyler zararlı. İnsan başka hayatlarına geçiyorsa onu geçmek istediği için geçmiyor. Kendiliğinden oluyor. İnsan neye hazırsa o olur. Birilerinin
yapay bir şekilde böyle ticari bir şeye dönüştürülmüş olması her zaman zarar vericidir. Bence abuk sabuk işler. Uzaktır. Ben bir şey diye düşünüyorum. Yani bilmemiz gerekseydi geçmiş yaşamımızı aynen bilirdik. Aynen öyle. Bu kadar. Yani, sana yani, hayır olacaksa zaten bilirsin. Eğer bilmiyorsan doğal olarak bir hayır var. Tabii tabii. Hiç. Boş verin o şeyleri. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bu demin bahsettiğimiz yani kullandığımız yöntemde yani sizin tutuyor bir şekilde kalp atışlarınıza odaklanıp sonra da gelen o duyguya düşünceni yarattığı duygu değil de esas açığa çıkan şey. Yani orada kesin bir uyanıklık olması gerekiyor herhalde. Başlangıçta öyle. İçin, ya da dalıp gelme gibi bir şey mi oluyor? Yok. Başlangıçta öyle oluyor. O şeyden sonra etrafın rengi değiştiğinde zaten o zaman bunlara gerek kalmıyor. O siz yavaş yavaş daha derine doğru sürükleniyorsunuz. Pratikle olacak bir şey bu. Tabii ki pratikle olacak bir şey. Büyük ölçüde bence korkmayı aşmak için deneyimlemiş olmak lazım. Yani pat diye bir şeyle yapay bir şekilde böyle bir şey olsa korkabilir insan. Ya ben ilk böyle bu şeyler olmaya başladığım zaman, gittiğim zaman ya dönmezsem diye aklıma gelirdi. Bu hep yok ileride, bu biyografisini de hatırlayın, o arıza aynı şey bize. Yani ustası omzuna dokunup onu derin bir regresyona soktuğunda büyük bir korku hissettiğini soruyor. Çünkü kendisi gitmiyor oraya otomatik olarak ama o ustanın ona verdiği, onun ruhuna verdiği bir şey. Yani bir destek oluyor, bir destek oluyor. Yogilerde de birebir aynı şey aslında. Yani bizim meditasyonda yaşadığımız şey illa dikey olmak zorunda değil. Dikey, yogilerin dediğine göre kolaylaştırıyor bunu. Yani dünyadaki işte yer çekimine artık neye bilmiyorum ama göre dikey olmak daha kolaylaştırıyor. Çünkü yatınca genelde insanlar uykuya dalıyor. O derin daha şeye girmeden. Şey değil o, evet. Ama uykuya dalmak oradaki uyku da çok dinlendirici, tazeleyici bir uyku. Yani şeyde bilmiyorum, sizin burada meditasyon yaparken grup meditasyonu uykuya girenler oluyordur. İyi bir şey o. Yatarken ayrı dalıyor, dikey vaziyette ayrı. Yani dikey vaziyette insan böyle dalacak gibi oluyor. Ama asıl yoganın sonunda meditasyon değil de hani ona derin uyku dediğimiz bir şey var. Son dinlenme pozisyonu. Orada uyuyanlar oluyor ve 10 dakika bile çok dinlendirici oluyor. Evet. Aynen. Muhtemelen ondan bahsediyorsunuz diye. Evet. Ama ben otururken meditasyonda uyuyorum yani. Onu da acaba ben meditasyondan kaçıyor muyum? Çok da sıkılıyorum. Şöyle, yani meditasyona girdiğiniz zaman birkaç yol var. Onları siz seçmiyorsunuz. Bir tanesi uyku. İşte bir tanesi eski hayatlar. Bir tanesi daha kutsal bir yere. Bunu sen kendin tayin et. Birçok yol. Birçok yola giriyor. Uyuyabilir mi bir insan? Kendi vaziyette uyuyabilir mi? Bilmiyorum ne bahsettim. Yani hiçbir yere desteklemeden. Şöyle sırtım duvara destek almadan böyle yok. Uyur aslında. Duvara yaslıyken ben de bayağı duvara yaslıyım. Hatta eğri uçuyormuşum sen fark etmesin ama uyuyordum. Çok da derin. Yani o bir meditasyon o zaman ben yapamadım sanmıştım. O zaman meditasyonda bir yol böyle derin uykuya gidip ona ihtiyaç var demek ki değil mi o sırada? Yani o kademede... Ya korktuğu için de olabilir. Daha öbürüne hazır olmadığı için de olabilir. Onu sen ama bilemezsin. Tabii bu bütün bu tekniklerdeki en önemli şeylerden bir tanesi istemiyor olmak. Yani ben derin bir meditasyon yapayım, derin regresyona gireyim diye istersen giremezsin. Evet. İstememek çok önemli. Bunu hani zihin nasıl durdurulması ya yavaşlaması önemliyse istememek son derece önemli. Olanı kabul etmek. Olan neyse o. Bence şeyin regresyona bir insanın hazır olmasının en önemli mertebesi o. Olanı kabul etmek. Ne olacaksa. Ne olmasın. Dolayısıyla o konuda bir kendi üzerinizde bir kendinizi gözleyin. İstemiyor olmaya çalışın. Yani istemiyor olmayı isteyebilirsiniz. İstemeyeceksiniz. Olması yapacağız. Beklensiniz. Evet.
genel olarak hayat içerisinde, hayat içerisinde eğer olanı kabul etmeye başlıyorsan, bak işte ben yaş günümde şunu istiyordum da olmadı da bilmem neyi falan bunlardan kurtulduysan, o zaman olur. Yoksa olmaz. Hayatla bir ayrı tutamazsın. Hayat bak, içinde kabul. Aile dizimiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben bunları yani şimdi yani ben bu işte bir insanın ruhsal geçmesi hiç kolay bir şey değildir. Yani öyle yok aile dizim, yok bilmem neyi. Bana bunlar şey gibi. İnsanlar kendilerine iş yaratmışlar gibi. Ruhsal büyüme her zaman daha fazla disiplin, daha fazla çaba, daha fazla sevgi demektir. Daha mütevazi demek. Öyle olur yoksa onu öğrendi, bu böyleymiş, şu şöyleymiş. Bunlar birazcık insanlar kendilerine oyalıyorlar gibi geliyor. Peki, ben bir şey sorayım. Nefes çalışmasını yapıyorsunuz. İyi bir şey. İşte o insanı şeye hazırlar. Bedrettin Gelman'ın söylediği bir şeye hazırlar. Nefes çalışması meditasyonu hazırlar. Ve zaten bir faydası oluyor. Diyelim ki gerginliğin azalıyor, diyelim ki öfken azalıyor. Demek ki iyi bir şey. Yani maksada uygun. Ama en önemli şey hayatını doğruda tutmak. Değil mi? Bence öyle. Bu yoga şeyinde de zaten hayat. İşte diyorum ya öyle oluyor. Yani insan onu muhafaza edebilmek için doğru bir hayat yaşamak zorunda olduğunu anlıyorsa demek ki öyle bir bağlantı var zaten. Hayat tarzıyla, başına gelen arasında bir bağlantı var. Otomatik pilot da biraz engelliyor o hale. He? Otomatik olarak insan genelde kendini onu yaparken biliyor. Mesela ben diyelim özellikle çok sıkıştığımda müdürüm beni bir şeye zorluyorsa otomatikman yalan söylerken buluyorum kendimi. Sonra üzülüyorum. Hani diyorum yani doğruyu söyleyebilirim. Ama onu demek ki taşıyabilecek halde değildim o sırada gerçekliğini diyorum. Ama otomatikman kendime bir şey yaparken. Tamam aslında. İşte demek ki gücün kadar olabiliyorsun. Demek ki gücün oradaki durumun sorumluluğunu almaya yetmiyor. Başlıyorsun yalan. O yüzden otomatik demek ki çocuksun. Kötü değilsin ama çocuksun. O yüzden tabii, tabii gücün kadar olur. Her şey gücün kadar olur. Gücün olarak o kadarına yetiyor demek ki. Yani bir kere çok fazla kendini hırpalama ama hep biraz çocuk olduğunu da gör. Ya bu mutlaka değil midir Erdoğan Bey? Yani ortada bir yalan varsa çocuksu bir biri ve çocuksu bir davranış vardır. Ki bazı yalanlar da vakitten kazandırıp hani daha sonuca ulaşmaya, daha sonuca kolay gitmeyi şey yapan yalanlar da var yani. İlla bir yalan varsa mutlaka kötüsü mü vardır? Kesinlikle. Eğer psikopatlık yoksa, şimdi birçok yalan psikopatça yapın. Kandırmak için. Bundan kandırmaktan hoşlanan insanlar vardır. Başkalarını kandırdığında mutlu olan insanlar vardır. Başka ne bileyim, dilencilerin hani adama yakalıyorlar, evinden bilmem ne kadar para çıkıyor. Niye dileniyor? Kandırmak hoşuna gidiyor. Acındırmak hoşuna gidiyor, tamam mı? Yani kandırmak önemli bir narsistik duygu. Bu şekilde yalan söyleyen insanlar var ve bunlara da psikopat deniyor, tamam mı? Onun dışında seninki gibi, söylediğin gibi bir şey, hayatı anlamamış olmak. Hayatın matematiğinin farkında olmamak, kaş yapayım derken göz çıkartmak. Ama hakikatle bağını bozduğun zaman onun sana ödettiği bedel çok daha ağır. 3 kuruşluk fayda olacak ya, 15 kuruşluk zarar olur. Yani bunu anlamak, anlamamak çocuksuluk. Kusura bakma. Şöyle çok somut bir örnek vermem gerekirse mesela ben biliyorum, siz benim patronumsunuzdan biliyorum ki sizin yani hayvan sever olmayı bırakın yani böyle bir şeyiniz de var, reaktif bir tavrınız var. Ve benim işte bir operasyon geçiren köpeğim için yarım saat erken çıkmam gerekiyor. Ama biliyorum ki ben köpeğim operasyonu desem sizden bir nutuk dinleyeceğim gibi şeyde istediğim şeyi de alamayacağım. Yani hiçbir amaca hizmet etmeyecek. Halbuki işte ne bileyim çocuğumun okulunda tören var ve gitmem lazım dediğim zaman bu bir yalan aslında. Ama çok amaca hizmet eden
etmemiştim. Sizin o hayvan severlerle ilgili reaktif tarafınızı aktive etmemiş oluyorum. Hem hayvancağızın kimse de bu işten çok büyük bir zarar görmez. Şimdi hala bu şeyi çocuksu veya psikopat psikopat şey... değil. Ama bir kere bence şu var. Yani bence burada yani gerçekten böyle bir ortamda ve böyle bir insanla çalışman beni üzdü. Yani burada bence son derece ağır bir zarar görüyoruz. Ama bu sadece şey değil ki hani bir sürü insanın bir sürü böyle hikayesine başlar. Olabilir. Yani herkes sonuçta tercihleri nedeniyle başına getiriyor böyle şeyleri. Ama gerçekten bana göre yani sen bana hani benden yardım almak üzere gelmiş olsaydın sorunu daha kötüden halletmemi mi? Ben, bence böyle bir yerde böyle çalışacaksan çalışma. Yani bir yer seni yalancı olmaya itiyorsa sen bundan ciddi zarar görüyorsun. Yani sen sana verilmiş bir sürü bir sevgi var, emek var, bilmem ne var, annen, baban, şu bu, hepsini çöpe atmış oluyorsun. Neymiş? Puştun teki. Kedi sevmiyormuş veya köpek sevmiyormuş. Değmez yani. Birçok yer böyle. Artı ben hani bu kadar insan sorunları bilmem ne falan. Yani aslında insan doğru bir çizgi bulduğu zaman evrenin kendisine nasıl yardımcı olduğuna şaşar kalırsın. Seni işten atarlar. Sana yardımcı olur. Atsın, atarlar da iyi ki atmışlar dersin sonra bir gün. Benim aslında yani hep bunu gördüm. Çok benzer yaşadığım şey. En son çalıştığım zaman kurumsal bir işte çalışıyordum ben daha önce. Dediğim gibiydi ve ben orada hayat enerjimin giderek kuruduğunu hissediyordum. Öyle olur. Gerçeğini yaşayamadığımı çok hissediyordum. Bir noktaya gelmiştim ki en çok düşündüğüm şey oturduğumda kendim olamamak, kendi gerçeğimi yaşayamıyor olmak. O kadar hani o beni rahatsız etmeye başlamıştı ki o zaman da işte yoga yapıyordum. Bırakmayı tercih ettim ve bıraktıktan sonra o yet enerjim tekrar geri gelmeye başladı. Çünkü şey oldu, bir tercih yaptım ve iyi geldi ve hakikaten evren yardımcı oluyor. Ayrı bir yol açılıyor. Çünkü evet. Sen bak, bir de şunu söyleyeyim sana. Şimdi senin şu patronla ilgili anlattığın küçük anekdot bence senin sevgi ilişkisinde çok zorlanacağını gösteriyor. Çünkü insan kendisi olabildiği zaman bir ilişki anlamlı, derin ve iki tarafı da doyuran bir şeye döner. Sen çok kolay kendin olmaktan çıkıyorsun. Bu seni bırak geçtik işi gücü. Bu seni hayat karşısında bir ilişki içinde zaten çok savunmasız bırakır. Bugün patron, yarın kocan olur. Bence. Bunu bence iyi oldu söylediğin. Üstünde düşün biraz. Şimdi söyleyeceğim. Ben 3 firmada çalıştım 5 yılda. Ve hani kurumsal bir firmaya girip çalışmak beni adeta tiksindiriyor yani. Şu anda iş görüşmelerine gidiyorum. Hani bir şey söylüyorlar, soruyorlar işte şu saatte kadar çalışır mısın falan filan. Ben 3 şişe serum yiyip de ay kapaması var diye gidip ayakta bir ceset gibi çalıştığımı biliyorum. Yani bu çalıştığım firma piyasada en insana işte saygı duyan, en iyi davranan falan gibi markalarla ödüllendirilmiş bir firmaydı. Yani bence her yer böyleymiş gibi geliyor bana. Yani bu hayat biraz böyle. Şartlara kendimizi uyumlamak değil de hani hep böyle bir yol mu aramamız gerekiyor? Kendimiz olabileceğimiz bir yer. Kesinlikle. Deminden beri konuştuğumuz insan nasıl güçlenir? İşte böyle güçlenir. Bunların mücadelesini vere vere. Kendini kurbanlık koyun gibi birilerinin önüne atıp aman işim olsun bilmem ne o zaman işte o zaman ne oluyor? Bir tür kanser oluyor. Antidepresanlar oluyor. Boşuna olmuyor ki onlar. Söylemeye çalıştığım şeyler bunlar. Yani şimdi bunlar çok somut olarak bu anlattıklarımızla örneklenmiş oluyor. Bu mücadeleyi vermeden erişkin olunmaz. Kendi doğrularına göre yaşamak için mücadele etmelisin. Şöyle ben kendi doğruma sahip çıktığım için olmam gereken zamanda ve yerde oldum ama bunun için
Yani ben sanki kendi gerçeğime kahramanca sahip çıkmışım gibi hissediyorum. Bu da benim savunma da kalırsam. Bence öyle. Yani çok sana şöyle bir şey söyleyeyim, yani şey olarak, çok derinlikli bir yerden sana şunu söyleyeyim. Bana sorarsan bu evrende olumlu, yaratıcı veyahut oluşturucu veyahut üretken olan her şey hakikatle bağlantısı nedeniyle öyle olur. Kötücül olan her şey de kandırma içerir. Tamam mı? Ne olursa olsun. Hayatında kandırma, tutma. Çünkü bunu yap, bunu yaparsan sana yapılmasına da izin verirsin. Kaçınılmaz olarak öyle olur. Öyle bir tuhaf matematik ve terazi vardır. Yaptığın her şeyi sana yapıldığında tolere edersin. Ne yap, ne yaptırt. Ben burada çok ne dediğimi bilerek söylüyorum. Bunun görünürdeki hayatın zorlaştırması çok önemli değil. Esas çok daha derin bir şekilde zorlaştırıyor hayatını. O tarafının farkında değilsin. Yani şu andan bahsetmiyorum. İşte şu çalıştığın işten bak, hayatının bütünü içinde. Tamam mıyız? Tamam. Tamam olamayız. Çok teşekkür ederim. Kaçmamışız. Merve. Orada bakıyorsun şimdi. Neyse, Berivan sen bana gönderin. Bir şey söyler miyim? Biraz hiç geldim. Ne konuştunuz çok bilmediğim için. Berivan çekti. Onu alırım. Bozmak istemedim.